Konuğumuz olacak Artık Gözler 21 Mart'ta. Hoş geldiniz Sayın Konukman. Hoş bulduk Fatma Nur Hanım. Merhabalar. Gözler 21 Mart'ta faizle ilgili sabit mi tutulacak, artılacak mı, azalacak mı? Pek çok anket sonuçları da var. Sizin yorumunuzla başlayalım. Fatma Nur Hanım, şu an Sinop'tayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye reisi adaya fahri danışmanlık yapıyorum. Biz böyle para filan almayız. Kamucu belediye başkanlarını destekleriz. Onun için Sinop'tayım. Yoğun bir kampanyanın arasında tabii KRT çıkmaksızın olmaz bu iş. KRT bizim devamlı yayınlarına çıktığımız kamucu bir TV. Hemen koşa koşa buraya geldim. Hoş geldiniz. Dolayısıyla nefes nefeseyim. Yayınıza yetiştim ama onu söyleyeyim. Şimdi efendim bir kere şunu söyleyelim. Sayın Şimşek son sıralarda zaman zaman böyle demeçler veriyor. Geçenlerde de bir televizyon ismini vermeyeyim oraya da çıktı. Dedi ki KDV genel KDV oranlarında bir değişiklik yapmayacağız. Ama satır arasında şöyle bir şey söyledi. Bir nolu ve iki nolu KDV'ye tabi olan ürünlerin listesinde bazılarını bu listeden çıkarabiliriz dedi. Şimdi bunun uzman yorumu şu. Demek ki o lisedekiler önce hangi KDV'ye tabi, hangi orana tabi onu bir söyleyelim. %1 ve %10. Ama bunun dışında yani buradan çıkarırsanız o zaman otomatikman %20 KDV ödenecek demek. Bakın KDV genel oranını oynamadık. Hiçbir değiştirme yapmadık ama bir nolu ve iki nolu ürünlerin listesinden çıkartırsanız otomatikman %20 KDV artış olacak. Bunları açık açık söylesin kardeşim. Eğer saydam bir yönetim deniyorsa Sayın Şimşek'i buradan açıklamaya davet ediyorum. O kanalın ismini vermeyeceğim hani şey olmasın diye. Burada YouTube kayıtlarında var. İşte Bloomberg'e çıkıyor, oraya çıkıyor, buraya çıkıyor. İşte merak etmeyin KDV ya oynamayacağız, ÖTV'ye oynamayacağız. Şunu söyleyelim bir kere. Yarın bir ek bütçe gündeme gelirse bunun garantisi ne? Bak Nur Hanım, ya bana bunu söyleyebilir misiniz? Yarın biz ek bütçeye gidiyoruz dese işte motorlu taşıtlar vergisinin başına geldi işte iki kez ne oldu? Dört taksit ödedik. Yani onun için Sayın Şimşek'in bugünden bunları böyle söylemesi çok inandırıcı değil. O gün geldiğinde bunları görebiliriz. Hele bir IMF'siz veya IMF'li bir program uygulanırsa seçimlerden sonraki yüksek bir olasılık, o zaman vergilerin artırılması dahil her şey gündeme gelir. Onu bugünden söylemek mümkün değil. Yani şimdi rahat söylüyor bunları ama yarın bu noktanın çok çok uzağında olabilir Sayın Şimşek. Çok bağlayıcı değil. Destici izledim deminden. Önemli bir işte ne diyelim Cumhur İttifakı'nın içinde bir lider gayet bir haykırışta bulundu. Rahatsızlığını dile getirdi. Ama çağrıyı yanlış yere yapıyor. Fatma Nur Hanım çağrıyı kime yapıyor? Maliye Bakanı'na yapıyor. Ya buradan sesleniyorum. Bütün siyasilere sesleniyorum. Muhalefet partilerinin liderlerine sesleniyorum. Ya bu hükümetin bakanları memur. Ne olur? Mevcut tek adam rejimine göre memur. Hiçbir siyasi sorumlulukları yok. Bakın hiçbir siyasi sorumlulukları yok. Hatta bütçelerini dahi sunamazlar. Ama işte ağzımızda tüy bitti sürekli söylüyoruz. Bakanlar bütçelerini sunamazlar. Hele atanmış birileri seçilmişler karşısında hesap veremez. Bu yanlıştır demiştik. Şimdi birden unutuveriyor Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, bir partinin başkanı şaşırıyor hedefi. Sayın Cumhurbaşkanı'nı vicdana davet edecekken esas siyasi sorumlu o. Mehmet Şimşek'i davet ediyor. Yani bu da kamuoyunun bilgisine sunalım. Yani bir samimiyet testi olarak bunu görsün yurttaşlarımız. Lütfen bu şekilde okusunlar derim. Bir yandan sizin ifadelerinizle memur olduğunu söylüyorsunuz bakanların. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan bu benim son seçimim diyor. Bir istikrarla ilgili de soru işareti var. İnsanlarda doğal olarak Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamalarına güvenmek istiyor. Çünkü direkt karşılığında Şimşek'in ismi var. Sadece bilinmezlik değil bir tedirginlik de yok mu sizce piyasada?
nasıl olabilir? Kesinlikle, kesinlikle haklısınız. Çünkü ne oluyor? Aynı geçen seçimler öncesinde olduğu gibi, değil mi? Arka kapıdan döviz satışları, kurun ateşini bir düşürme telaşı. Bu geçen dönemde de yaşandı. Çünkü AKP iktidarı şunu biliyor. Kur yükselirse, yani olması gereken yere doğru giderse, sokaktaki insan bunu kriz gibi algılıyor. Yani öyle bir hafızamız var bizim. Döviz alıp başını giderse, aa demek ki ipin ucu kaçmış gibi bir izlenim doğuyor. İşte o izlenimi doğurmamak için, çünkü o izlenim doğmadığında AKP seçimi kazandığını biliyor. Yani düşünsenize, arka kapıdan satışlar yaparak doların ateşini düşüren iktidar, hemen seçimlerin ardından hep beraber gördük, kurun birden yükseldiğini gördük. Neden benzeri olmasın? Neden bu kez olmasın? İşte ortalığı yatıştırma görevini Maliye Bakanlığı'na vermişler. Mesela o Bloomberg'de yaptığı açıklamada enteresan şeyler söylüyor. Diyor ki bizim orta vadeli programımızın üç ayağı vardır diyor. Bakın Nur Hanım. Birinci ayağı sıkı bir para politikası. İkinci ayağı sıkı bir maliye politikası. Üçüncü ayağı ise enflasyon. Yani onu düşürme, dezenflasyon. Şimdi ikisinde başarılı olursak zaten üçüncü otomatikman geliyor. İyi, ama bir varsayım var burada. İkisinde de başarılı olursak, tamam, birinci de yapıyorlar, sıkılaştırma, işte bir sürü tedbirler alıyorlar. Kredi kartlarındaki nakitten tutun, değil mi? Nakit çekiminde faizler yükseliyor, yükseltiyorlar. Bileşik faiz üç haneli rakamlara geliyor. Bütün bunları anlıyorum. İşte yakında galiba siz de biraz bahsettiniz. Kredi kartlarında işte taksit sınırlandırması falan, değil mi? Bunlar hepsini bekliyoruz, gelecek. Çünkü tüketim talebinin canlı olmasından enflasyon olduğu inancı var. Oysa bu tüketim taleplerinin çoğu geçinemeyen insanların, yoksul insanların talepleri. Yani bunun enflasyonla ne ilgisi var? Tam tersine, enflasyonda gelirlerini kaybettikleri için, satın alma güçleri olağanüstü düştükleri için bu insanlar kartlara doğru yoğunlaşıyorlar. Yani onların talebi nedeniyle enflasyon artmıyor. İşte döviz kuru artınca girdiler artıyor, maliyetler artıyor, değil mi? Doğalgazın fiyatı artıyor, benzinin fiyatı artıyor. Bunlar üretim maliyetlerini yukarı doğru çekiyor. Marka fiyatlandırma diyoruz, biliyorsunuz, tekelci rekabette olduğu gibi fiyatlanma var. Maliyet enflasyonu yaşanıyor, ama sanki bu iktidar bir talep enflasyonu yaşanıyormuş gibi ve bunun da sorumlusu bu düşük gelirli insanlarmış gibi onların gelirlerini aşağı çekme arayışı var. Bu IMF'siz bir istikrar programında da yapılacak olan bir düzenleme, IMF'li olanda da. Tabii Tayyip Erdoğan IMF'sizi tercih eder. Çünkü IMF devamlı bir disiplin ister, bir tasarruflar yapılmasını ister. Çünkü onlar uluslararası finans çevrelerinin alacaklarının mütemedidir. Dolayısıyla Türkiye ne kadar tasarruf yaparak kitleleri kemer sıkma yöntemiyle sıkıştırırsa, o kadar borçların ödenebilir bir garanti altına alınır. Ama Tayyip Erdoğan bu denetimden hoşlanmıyor, Fatma Nur Hanım, biliyorsunuz. Bu denetim deyince tüyleri ürperiyor. İnanılmaz bir şekilde tüyleri diken diken oluyor. Hatta ne diyor? İtibardan tasarruf olmaz diyor. Yani tasarrufu ben hariç diyor. Herkes tasarruf yapabilir diyor. İşte orada